Evet arkadaşlar, maç vakti kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Konya Spor karşılaşması ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Burak yok. Arkadaşımızın bir cenazesi var. Ona da buradan başsağlığı diliyoruz. Ve tüm Fenerbahçe camiasına, genç Fenerbahçe'ye yine başsağlığı diliyoruz. Tüm taraftarlarımıza bugün Sefaris'in ölüm yıl dönümü. Rahmetle anıyoruz kendisini. Evet, maç üzerine gelirsek ben bugün Fenerbahçe'nin 3-0 gibi bir skor alacağını düşünüyorum açıkçası. Hafta sonu Galatasaray'a karşı iyi kapanan bir Konya Spor vardı ama bence Galatasaray'ın anahtar pas atan, böyle kapalı savunmayı açacak bir oyun stili olduğunu düşünmediğimden kaynaklı, bugün de Fenerbahçe tam tersi olduğundan kaynaklı kolay açacağımızı, zorlanmayacağımızı düşünüyorum kendi fikrimce. En kötü Cengiz'dir, İrfan'dır, birisi uzaktan Şimanski saplar geçeriz. Sungur, bugünün Beşiktaşlısı olarak sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar lige dönmek güzel oldu. Ara verilince moralim bozuluyor. Soğuyorum biraz evet. Maçlardan falan. Kanala bir abone olalım. Videoları beğenelim. Bir yorum atalım. Kış geldi. Hastalıklar falan ortada gol geziyor. Dikkat edelim. Her beğeni bizim içimizi ısıtıyor arkadaşlar. De, kış geldi. Kış geldi, hemen bir beğeniye çöktüyüz. Fenerli arkadaşlar beğeniye çöktü. Ben bugün Konya Spor'un diri bir Konya olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe karşısında ister istemez bir diş gösterecektir. İlk yarı en azından belki berabere biter. İkinci yarı açılabilir oyun. Konya zaten deplasmana iki kere geldi. Galatasaray, bir de Fener. Bence evet. Buradan Galatasaray'dan çıkıp tekrar Konya'ya dönüp tekrar buraya gelmemiştir diye düşünüyorum. İstanbul'da kalarak antrenmana devam ettiği için çok deplasman olmaz. Deplasman olur ya, Kadıköy sonuçta. Ya ben gitmedikleri için, yani Konya'ya git gel falan öyle yapmadıysa eğer, biri bir Konya bekliyorum. 0-0 bitebilir. Fener kazanırsa da fark beklemesin arkadaşlarımız. Olursa da zaten ben mort olurum. Biraz önce cevabını Fenerbahçe verecek sana. Verebilir. Zaten Konya yenerse ortalığı yığılır. Ortalığı yığılır. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Maç içinde görüşürüz. Çok güzel oldu. Tebrikler. Yap ortanı şimdi. Ya oğlum niye bırakıyorsun adamı? Koysana ya. Bugün Tadiş de yok. Kimse oynuyor. Tamam oğlum, sapladılar sizi. Şurada olsaydı hiç yok gibi. Burada ben Fuat'ı Konyalı'ya vurdum ama. Penaltı. Penaltı abi. Dedim ben sana, bu penaltı olması gerekiyor. Ben Konyalı'ya gördüm direkt ama. Direkt Ceko'ya vuruyor. Ayağına vuruyor. Direkt Ceko'ya vuruyor. Katılıyorum sana. Ben direkt orada Konyalı'ya vurdu zannettim i̇şte ama ben de Konyalı... onun için dedim ya, net ayağa giriyor yani. Sadece değil mi? Böyle pozisyonlarda sürekli aklıma ilk gelen Gezzali Cardone. Aynen. Ve her zaman verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Verilmesi gerektiğini söylüyoruz ama verir mi bilmiyorum. Şu an VAR'ı dinliyor diyor. Kanka normal şartlarda vermesi lazım. Eğer Ceko başta olsaydı değilse, bak. Olsaysa bilemiyorum ama olsaydı değil gibi gözüktü. Bakalım. Sana katılıyorum. Normalde ben genelde Fener'in rengine bir şey olsa hayır. Kanka hani olsaydı bakar ve gidiyor penaltı abi, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kim vuracak ama, Ceko mu vurur? Atar, hiç yok. Şuman söylüyorsun. Ya şunu izletmeye utanırsın, anladın mı? Direkt penaltı hocam, her türlü de hiç geç yani. Yani bunun için niye biz 2 dakikadır bekliyoruz onu da anlamadım ben. Ve penaltı arkadaşlar. 10. dakikada Sungur'un tezi tamamen kaybolmaya başlayacak inşallah atarsak. Ceko abimiz vuracak. Edin fucking Ceko atacak bu golü. Offside yok bu arada. Evet, offside yok. Yok Ceko. Adam kaçır lan şunu, kaçır lan. Ve gol be! Edin fucking Ceko tertemiz. Oğlum bu ne ya, affetme de lan, zımbalama. Tertemiz. Ölümüne. Ya oğlum. Tadiş baba örnek aldı biraz ya. Yani bu kadar net penaltı atan bir oyuncu varsa takımda niye Tadiş diye bir adam vuruyor ben anlamadım. Ya aslında Ceko'nun böyle geçmiş istatistiklerine baktığında çok penaltıcı bir oyuncu değil. Hani kaçırıyor, %55 oranı falan var, öyle diyeyim sana. Kötü penaltıcı aslında ama. Çok net vurdu, temiz vurdu, güzel sert vurdu, vurdu, düz vurdu. Kaleci de yani şaşırmıştır. 10. dakika yine 1-0. Fenerbahçe'nin ilk 15 dakikada böyle golleri çok meşhur zaten. Hemen atıyoruz 15 dakikada. Fener çok erken geliyor ya. Her zaman. Hiç şaşmıyor değil mi? Yani Fener çok erken geliyor. Bu durum can sıkıyor biraz. Yani maçın tadı yok. Ecik Konya bir şeyler yapsa. Senin için tadı yok. Bizim için yok. Çok tatlı. Böyle uf, dadından yenmiyor. Geçen hafta Cengiz Ünder'in şovunu izledin. Sen yoktun. Ben özete baktım da ne goller atmış ya. Fena oyuncu ya. Aşırı fena oyuncu. Oğlum 4'ten atmak ne lan? Bu arada onu da eleştirmek istiyorum. Bu maçta Cengiz oynatman lazım. 4 gol atmış adamı gidip yedek oturtursan burada bir ayıp vardır. İsmail hocam bunu beğenmedim yani. Bu arada hani ayıptan ziyade adamın şevki de kırılabilir. Ya doğru, hiç gerek yoktu ya, hiç gerek yoktu. Çok güzel. Çok güzel ya. Ferdi ayağına kurban ya. Ayağına kurban. King. Bomboş. Bomboş. Allah'ım kaçtı. Ya King ya. Ama mükemmel depar. Bak tabii için
Oğlum onu nasıl kaçırabiliyor lan? Tadiç'in olmayışında de para izler misin ya? Bu adam bak sakatlanmasa harbi kaliteli oyuncu. Böyle kötü bir oyuncu değil. Ama... Ya bu Ferdi'de motor mu var oğlum her maç? Ben anlamıyorum. Aslında çok güzel bırakmış aslında da. Çok dibinden kaçmış yazık ya. Güzel ama şutu beğendim. Abi ben gol sandım. Evet. Olmadı. Şanssızlık. Fener yine freni patlamış. Ramyun gibi geliyor. Aha Ceko. Ceko var. Ofsayt yok. Bomboş ve gol be. Adam fucking Ceko. Uyumaya devam et Konya. Uyumaya devam et. Biz uyumayacağız. Adam fucking Ceko. 15. golü. 19. hafta 15 gol tertemiz. Oğlum şu hataları bir gerizekalı Beşiktaş savunması yapıyor diyordum. Bir dakika top İrfan'dan gelmiş olabilir mi? Offside var mı? Yok oğlum adam ta görmüyor musunuz Konyalı oyuncuyu diğerini? Ta sağ beke bakın. O kadar fark var ki arada offside'la alakası yok. Ya bir şekilde iptal olsun şu anladın mı? Bu ne oğlum ya? Evet bu da easy game oldu. Bu da easy game oldu. Erkenden yine geldik. Kardeşim Fenerbahçe için bu sezon oynadığı bütün maçlar easy game. Kadıköy'de birazcık öyle oldu da deplasmana zorla ama deplasmanda da şu an beraberliğimiz bile yok. Full galibiyet. Yok Adana Demir var pardon. Fener için fark etmiyor anladın mı? Adamlar oynuyor abi helal olsun ya şatır şatır oynuyorlar. Fenerbahçeli kardeşlerim, benim güzel abilerim, dostlarım, ablalarımız. Ceko için, Fenerbahçe için bir maşallah yazalım yoruma. Biliyorsunuz bu benim bu seneki totemim. İlk haftadan beri maşallah nazar değmesin diye gidiyoruz. Ayağımıza taş değmesin. Adam fucking Ceko gereğini yapıyor. Bonucci'miz geldi. Zaten o babamız da geldi. Her tarafta liderimiz var. İleride Ceko Tadic. Savunmada Bonucci. Orta sahada Filet. Her tarafta lider doldu. Biz bu sene her türlü şampiyon olacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Saldır Fenerbahçe. Hashtag o sene bu sene. Yaz lan yorumlara. Ben diyorum ben forma yaptıracağım hocam. Gerçek aslında yaptır, yaptır. Ben biliyorum. Yani herkes bilir. Şey yapabilirsin oğlum bir tane çakma al. Nereye şu tarafa sol tarafına nereye diktirirsin. Şey yapacağım terziye götüreceğim. Abi şunu ortadan kes. Bunu da ortadan kes. Bunun solunu bunun sağını. Aa bomboş. Ve Jacob. Ne oldu oğlum ne ara attık biz golü. Taştan gol attık. Ya, yemin ediyorum. Sen bir şey anlatıyorsun. Burada muhabbeti yapıyoruz. Şurada gol olmuş. Ceko üstte kattı. Ceko oğlum yavaş lan. Edin Ceko hat-trick yaptı. Arkadaşlar gerçekten dedik ki kanka ben Galatasaray'a daha çok yazıyorum falan diyor. Bunu böldüreceğim dedi. Evet golü izliyoruz. Taştan gol attık. Üçüncü gol. Yani hani ekstra bir performans sergilemedik. Ya Ceko 3 Konya 0 kardeşim. Bu ne lan? Şimanski asistini yine yazdı istatistiğini. Çok güzel oldu be ya. Ya Fenerbahçe sana bir şey yap. Şöyle bir tespit yapayım ben. 40 dakikadır maçı izliyoruz arkadaşlar. Şurada 2 dakika boş muhabbet yapak dedik. Hani bak bir boş muhabbet yapak gözümüz dedik. Gözümüzü ayırdık oradan. Gol oldu. Gol oldu. Yani Fenerbahçe o kadar sorunsuz oynuyor ki. Ben konuşacak fırsat bulamıyorum. Bu sene Fenerbahçe'nin özeti. Göz, hani ya. Gözünü kapattırmıyor. Her an bir şey çıkıyor ama şunu da söyleyeyim. Hani bugün çok ekstra mükemmel oynayarak da maç almıyoruz. Yani bir tane İrfan Can kafayı vurdu, Ceko'nun önüne kaldı. Bu taş da enteresan bir gol oldu. Yani çok ekstra bir performans sergilememize gerek kalmadı. Ama üçüncü gol geldi arkadaşlar. Edin Ceko'nun hatırına beğeniye çökelim arkadaşlar. Bizi seviyorsanız, bizi destekliyorsanız, videoyu beğeniyorsanız lütfen destek olmayı unutmayın. İnşallah 4'te gelecek. İlk yarı 4'te kapatacağız. Kardeşim, Cengiz Undertaker dedik. Bakın Ceko dedik. Fener'e ne diyecek? Bilmiyorum ki oğlum biri şunları durdursun. Fener Selona. Bilmiyorum Fener Selona mı Fener Selona mı? Şu an Barcelona aslında çok da iyi değil de. Bakacağız. Yalan lan Fener. Maşallah yazın. At Mert'in önüne bomboş. Ya bu ne oğlum? Bomboş. Konya, Mert devam, sen de yaz. Beşiktaş devam. Mert sen de yaz. Mert sen de yaz. Ve 4 oldu. 4 oldu. Fener şov Allah'ım. Ya nasıl yorumlayayım? Ne yapayım be? Kafayı yediriyor bu takım bana. Bunlar bana kafayı yediriyor ya. Oğlum ben hayatımda böyle bir Fenerbahçe görmedim. Ben böyle bir şey tatmadım. Ben bilmiyorum bu duyguları. Nasıl sevineceğimi bilmiyorum. Offside da yok. NTP'deki adam bozmuş. Oğlum bu ne lan? Fener bir rahat, bir sakin. Oğlum bu ne lan? 2 dakika konuşturmadınız. Daha demin gol olmadı mı lan? Daha demin Ceko gol oldu bir şey. Tam şurada gene bir boş muhabbet yapak dedik. Gene gol oldu lan. Oğlum yeter lan. Bizim test çürüdü. 0-0 biter diyordum. Berabere biter ya, diyordum. Ya dedim ben sana. O olmaz. Kadıköy'de olmaz özellikle. Hep! Bu dünya hep yalan dolan. Senin senin ya. Biraz dolan. Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Ayağınıza taş değmesin. Maşallah, subhanallah. Devam Fenerbahçe'm. Durmak yok. Durmak yok.
Sana bir şey diyeyim mi? Şu an Bonici ne diyor biliyor musun? Ben ne güzel yere geldim. Benim dedi hayatımda en rahat oynayacağım tahmin dedi. Şerefsizim bak defansa top gelmiyor zaten. Bu ne lan? Doğru mu lan? Adam buldu zaten bir dedi ki iyi lan iyi belaş para kazanacak dedi. Aynen öyle. Altay geldi bir de Avrupa Şampiyonası var ya Bonici bence çok etkili performans sergileyebilir. Bak Avrupa Şampiyonası olmasa endişem olurdu ama adam gitmek ister ya. Orada onun için oynar ya hazırlar kendini. Tabii ki ya. Bir de şampiyon olma potansiyeli yüksek takıma gelmişsin abi. Bir zahmet oyna yani. Göster aynen kendini. Öyle. Gene geliyoruz. Oymuyor. Gene geliyorlar. Devam. King bir tane senden bey. Of. Oha! Oha! Devam. Devam. Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Evet. 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 Simaskin ne yapıyoruz oğlum? Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Kendi gize gelin. Allah aşkına 2 dakika muhabbet yapalım şurada. Vallahi ağlayacağım şu anda. Şu an ağlamak istiyorum. Konya Spor'un şu an içinden kurban olayım Serdar Yeter ben yabancı değilim geçmiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu ne lan? Biz ne yaşıyoruz? Bu ne oğlum ben? Biz nasıl bir Fenerbahçeyiz şu golün harikalığına bak. Fener forması var mı kardeşim ben Fenerbahçeli olacağım ya bu ne oğlum bu ne lan? Abi bu ne? Allah Allah. Allah'ınıza kurban sizin ya. Allah'ınıza kurban siz ya siz nesiniz ya? Maşallah Subhanallah o kadar korkuyorum ki. O kadar korkuyorum ki şunlar değişecek diye. Of. Ben şu an çok şaşırdım. Hani yorumlayamıyorum Sungur. Diyecek bir şey yok. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım bilmiyorum. Diyecek bir şey yok yani. 2 dakikaya bir gol attınız. Ben şu an çok şaşkınım bilmiyorum. Maç artık şeye döndü. Goygoya döndü. Ciddiye de alamıyorum. Ne yapıyorsun oğlum kendine gel lan. 5 dakikada 5 gol sığdırmak. 10 dakikada bir gol bile değil anladın mı? 45, 5 dakikada fazlan dalıyor. Kelimeler kıyafetsiz diyorum. Çok şükür ya. Çok ya şükür ya. Ya sana bir şey diyeyim şu 15 dakika araya girmesek bu maç aynı tempoda devam edecek. Şu an ikinci yarı biraz durulabilir. Bir sakinleşelim ya diyecekler anladın mı? Ne diyorsun? Bir şey diyemiyorum ya. Lan maşallah Fenerbahçe diyorum. Ben ne diyeyim oğlum şuna bu ne lan? Sana sen diyordun işte Konya defansını açamaz. Hemen açamaz yani 0-0 gider falan. Ben sana ne dedim biz o kilidi açarız. Galatasaray'la Fenerbahçe çok farklı takımlar. Galatasaray da iyi takım eyvallah. Ama hani kilit pas o savunmayı açacak oyun takım değil yani. Tam olarak şu anda o mevkide değil. Fenerbahçe öyle değildi işte. Fenerbahçe'nin forvet hattı çok dinamik. Çok koşturuyor sürekli pozisyon için. Bir oraya koşuyorlar bir oraya. Dzeko alıyor iki adamı oraya götürüyor. Szymański'ye ortam hazırlıyor. Szymański gölü anlatırken yoruldum anladın mı? Bu ne lan ne izlediyorsunuz oğlum bize yeter lan. Ben bir şey diyemiyorum yani. İnşallah maç 8-9-10-0 olur da Fenerliler iyice bir keyif olur yani. Ya ben bu maçı daha çok senin yorumunu almak istiyorum. Çünkü ben şu anda Fenerbahçeli kardeşlerim aynı hisleri, aynı duyguları paylaşıyorum. Senin ben de, yorumların... ben de aynısını hissediyorum ya. Ben de aynısını hissediyorum ya. Ya vallahi arkadaşlar bilmiyorum ikinci yarı görüşürüz. İnşallah ben durmak istemiyorum. Ben doymuyorum da doymayacağım da hiçbir zaman devam. İkinci yarı görüşürüz. Sensiz hayat, sensiz hayat, bir işkence, bir işkence, dilimdesin, dilimdesin, gündüz gece, gündüz gece, satır satır, satır satır, hece hece, hece hece, en büyüksün, en büyüksün, Fenerbahçe, Fenerbahçe, kardeşim bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Kardeşim rica ederim. Sağ olasın. Yani böyle bir mücadeleye, böyle bir Fenerbahçe'ye bu oyuna yapılır ya. Gerçekten bu oyuna destek verilir. Görüyorsun ki harika bir maç. Bu şöleni izlettiği için ben Fenerbahçe'ye teşekkür ederim. Hakkımızı verdiğin için ben de sana teşekkür ederim. Rica ederim. Altı lan. Önünde bomboş. Geçti. Ve gol. Bomboş kale. 6-0. 6-0. 6-0. Tanıdık geldi oğlum. Tanıdık geldi oğlum 6-0. Oğlum gene ucu bana dokundu ya. 6-0. Geçen hafta çok içimde kalmıştı. Bunu sana yapamamıştım. Oldu bu sefer. Kadıköy'de tecavüz. Fenerbahçe içinden geçiyor. Konya'nın içinden geçiyor. Evet arkadaşlar Burak ikinci yarıya yetişebildi. İşim vardı. Önemli evet. İşim vardı. İki yarı katılamadım arkadaşlar. Bir penaltı pozisyonunu gördüm mesela internetten. Penaltı. Ceko'nun ilk golü. Sonrasında bir şey oldu mu bilmiyorum penaltıyla ilgili.
Kardeşim ya, dağıttık oldu. Ya. Dağıttık. Yo ya, ilk penaltıyı gördüm, doğru karar penaltı. Doğru. Sadece o görüntüyü Twitter'da paylaşmışlar, hemen ona değineyim. Hakem çok fazla izlemiş yani, o kadar bence gerek yok demek penaltıydı. Siz ne yapıyorsunuz oğlum, bu karabuğa batıyor yani, ne yapıyor? Sungur senin İki kocaman. Kişiyi mal etti. Kardeşim artık yorum bulamıyorum. İlk yarı görmen lazım. 2 dakikada bir gol atıyorlar. 2 dakika şurada muhabbet yapamadım. Yani onunla şurada 2 dakika boş muhabbet yapatıyor, gol oluyor. Tam bir forma muhabbet yaptığın gol oluyor. Sen de anlayacaksın. Şöyle diyor ki, şu Galatasaray yaptamışlar ama diyor ki Galatasaray 5 yaşı yaptamışlar. Bana anlatıyorsun da, bana anlatıyorsun da ben onun 3 gün önce aynısını yaşadım. Doğru söylüyor. 3 gün önce yaşadım aynısını. Oğlum o adam rütbeli yani. İstanbul Spor maçında yaşadım. Kardeşim yani bana artık tesir etmiyor. Vatçuay'ın ben bir şey kanka diyorum. 6-0'ın şerefine bir beğeni ister misin Fenerbahçe'li kardeşlerim? Arkadaşlar videoyu beğenelim ama o 6-0'ı unutalım. Yeni bir 6-0 oldu mesela. Şimdi şey düşünelim. Acaba 8 olur mu? Acaba daha da 65. Seni unutmak mümkün mü? 64-65 her şey olabilir. Unutmak mümkün mü? Ya o da yalda bunun işi bana da dolanacak. Bu işi bana da dolanacak. Bu 8'e gidebilir, doğru. 8 olsun da bir kendimden bir savayım şunu. Bir maçta 3 kişiye postalamak, bu da Fenerbahçe'ye yakışır. 3 rakibe birden. Şimdi 6 oldu ya, konuyu değiştiriyor. Konuyu değiştiriyor, bana da olacak. Yani işin ucu bana dolanıyor gene. Karabağ bu sakin ol. İnşallah amin. Fener 8 at. Fener lütfen. Kara dondurma, sakin ol. 6'da falan bitsin bu. 6'da bitsin. Sensiz hayat. Sensiz hayat. Sumur geliyorlar, 8 olacak, 7 olacak. Batshuayi, Batshuayi Allah'ım yanalarda. Yalnız o gol girseydi ben buradan tüyerdim. Keşke atsaydı da bir de 7 olsaydı. 8 olsaydı, 7 olsaydı, 8 olsaydı. Kaçtı. Yani o gol olsaydı ben buradan tüyerdim. Yalnız ben geçen hafta Onur'a sordum. Sana da sor, bu Fenerbahçe'yi kim durduracak oğlum? Ne yapıyor bunlar? İnşallah Allah'ım. Aynı cümleyi bugün ben de kurdum. Harbi mi diyorsun? Vallahi diyorum. Hatta dedim ki oğlum, kapağı yazar mı bunları, kim durduracak falan. Ben bilmiyorum. Lan ya bunu her hafta dalga geçiyorlar lan. Her rakipten dalga geçiyor bunlar. Galatasaray ne kadar zorlandı haftanın sonu? Ya biz Konya'yı yendik de zor yendik. Zor gerçekten yendik. 3-0 Allah'ınmasın. Kerem falan kaçırdı maç, birbirine evet. Dönebilirdi. Ben de ona güvenerek dedim ki bugün 0-0 biter. Fenerli arkadaşlar farka falan inanmasın. 1-0 falan kaçacak ki. Dedi ki bu maçta da 0-0 gider dedi. Böyle kolay açamaz dedi. Galatasaray niye hep böyle lan? İyi kapandı dedi. Fenerbahçeliler fark falan beklemesin dedi bu maçta. Arkadaşlar korkuyorum. Ben kaç ne zaman başladı? Temmuz'dan başladık. 8 ay oldu, 10 ay, 15 ay oldu. 10 aydır ben Fenerbahçe'nin puan kaybını bekliyorum. Artık yeter. Bir Trabzon yeter ya. Trabzon'dan verdik. Oğlum adaletsizlik var. Adamlar 6 atıyor, 3 puan. Siz bir tane atıyorsunuz, o da 3 puan. Ya o da sıkıntı. Şey. Adaletsizlik değil oğlum. Sadece biz biraz daha oyunu izlerken zevk alıyoruz. Tek var bu. 101 falan oynarken elinin biraz üstünü açınca eksi yazıyorlar ya. Bence 5 golden sonra 6 puan verirsin. Nasıl? Bence doğru bu. Tabur. Fener şampiyon. Henüz atar mı lan bir daha elini? Ay bak sevdiği noktalar da. Çok iyi pas. Çok iyi pas. Bir daha ve gol. Ne vuruldu bu? 7. gol. Doymuyoruz ya. Abi ver kaç, ver kaç. Tak 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 tak. Bilindik bir tepki vereceğim. Oğlum ne oluyor lan? Neden oluyorsun kurbu ne? O tepkiyi canlandı. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum Allah hakkı Fenerbahçe'de ben korkuyorum dayı. Yemin ederim Allah düşman başına vermesin bunu. Sumur sen yapsana onu. Oğlum ne oluyor lan? Bu işin ucu bize dolanmaya başladı. Bu maç 8'e doğru gidiyor lan. Hadi be 8. Hadi bir şey değil mi? Az önce geldim bir, yani eğlendim biraz. Onur beni alana içe biraz moralim bozuldu da. Artık yani boğazım bir düğümlendi bu adamlar. Ne yapıyor kardeşim? Böyle bir şey yok. Böyle bir futbol yok. Verkaç'ı gördün değil mi? Şimansı gördüm. Fenerbahçe mükemmel bir futbol oynuyor. Kaç haftadır böyle? 4. gol ya da 5. gol. Artık golle, o goller o kadar çok iyi. Tebrik ederim. Ligin içinden geçtiniz. Bu sene gerçekten içinden geçiyoruz ya. Keyifle izletiyor Fenerbahçe. Gerçekten keyifle izletiyor. İnşallah 8 olmaz. Evet. Fenerbahçeli kardeşlerim, abilerim 7 oldu. Bunun şerefine beğeni yağdıralım lütfen. Sizlerden beğeni bekliyoruz. Maşallah dileklerinizi hayır, bekliyoruz. Hayır abi bunu bozacağım. Maşallah yazıyorsunuz. 7-8 atıyorsunuz her hafta. Bu hafta yazmayın. Artık yeter. Her hafta 5-6 atıyorlar kardeşim. Yapmak ya. Gerekeni biliyorsunuz arkadaşlar. Ve kanalımızda şu an 25.000 abone var. Bunun 17.000, 18.000'i Galatasaray taraftarları var. Onlar da baş tacı. Çok teşekkür ederiz. Fenerbahçeli kardeşlerimi de bizim kanala hücum etmesini diliyorum. Umarım bizi yalnız bırakmazsınız. 8 aslında, geliyor, 8 en geliyor. En azından beni yalnız bırakmazsınız. Teşekkür ederim. Peki gol geldi. Of. Analar oluyor lan. Gol mü lan o? Konya devam oğlum, devam. Çevireceğiz bizim maçı, devam. Tam diyecektim ki Burak, Konya gol atsa bizim şurada çılgınlar gibi sevinmemiz yok mu falan diyecektim oğlum.
Adam belki de haftada bir utandım, bir utandım çünkü Konya gol atan Orhan bile sevinmedi, ben sevindim, bir utandım. Kendimden bir utandım o yüzden. Sen öyle deyince ben de bir utandım. Şey değil mi, çok güzel gol attı bu arada. Mükemmel. Ama biz her maç bir tane gol yeme şeyimizi devam ettiriyoruz. Tam dedim ki ben de gol yemeyelim ya bu sefer dedim, gol yedim. En azından bana dokunmadı hoca ya, bizim 8-0'dı. Doğru, doğru. Zaten bir tane şut çektiler, o da gol oldu oğlum. Evet, her gelen topu içine alıyor yani. Gerçi buna yapacak bir şey de yoktu. Şaka yaptı diye, şaka diye bir de. Biliyor ya linçin yerine. Ya ama Fenerbahçe gerçekten bir alkışı aldı bu ya, gerçekten. Mükemmel bir skor. 2 maç 12 gol. Yani ben çok kısa geçeceğim, daha çok sizin fikrinizi almak istiyorum. Fenerbahçeli kardeşlerimle zaten aynı hisleri paylaşıyorum. Her şey mükemmel, her şey... Yani demek istemiyorum ya, mükemmel falan demek istemiyorum. Güzel, her şey bizim için yolunda gidiyor. Pazar günü bir Antep deplasmanımız var. O maçı da inşallah sıkıntısız geçeceğiz. Harika bir oyun var, harika bir oyun var. Bonucci'ye hoş geldin diyoruz. Baba stoperimize hoş geldin diyoruz ayrıca. Güzel, 7-1 daha ne olsun. Fenerbahçe bize her hafta zevk veriyor. Ben bu Fenerbahçe'den razıyım. Ben bu Fenerbahçe'den yani çok mutluyum. Yani diyecek bir şeyim yok. Fenerbahçeli kardeşlerimizi kanalımıza davet ediyorum. Şu anda Galatasaraylı takipçilerimiz çok ağırlıkta bizim kanalımıza. Fenerbahçeli kardeşlerimizi de bekliyoruz. Hep beraber güzel bir aile olmaya devam ediyoruz. Yalnız bırakmadığınız için, videoyu beğeni attığınız için çok teşekkür ediyorum. Ya arkadaşlarıma bırakıyorum. Sezen ben bir kısa bir konuşayım. Sen full izledin maçı. Arkadaşlar valla tam acaba maçla ilgili neler desem, ben çünkü ilk yarı yoktum, hani oradaki golleri falan fazla bilmiyorum, ilk Ceko'nun penaltı golünü biliyorum. Neler desem falan diye düşünürken Onur oradan bir de Bonucci'yi deyince ben bir darbe daha yedim. Çok kötü hissettim kendim, gerçekten Fenerbahçe mükemmel bir kadro kurdu. Yani Fenerli kardeşler lütfen artık maşallah yazmayın, her hafta yazın diyoruz, ben de diyorum yazın diyorum. Adamlar bir 5 atıyor, bir 7 atıyor, yarın bir gün 8 olur, 9 olur, sen rahat ol. Seninki geçinir valla, hiç rahat olsun. Yani gerçekten Fenerbahçe dosta güven, düşmana korku veriyor arkadaşlar. Biz buraya ne zaman Fenerbahçe'nin maçını izlemeye gelsek ben Onur'un o rahat... Tövbe estağfurullah. Onur'un o rahatlığını görüyorum. Ben de ilk başta bir rakibi destekleyemiyorum da bir 3-5 dakika sürüyor. Ondan sonra Fener zaten bir şey çekiyor. Maçta hiç keyif alamıyoruz. Hiçbir türlü alamıyoruz. Sonsuz tebrik ediyorum. Yönetimi, hocayı, oyuncuları, taraftar 45... Yani hiç eminim ihtiyar hiç susmamıştır. 90 dakika boyunca Fener'in hangi maçını izlersek izleyelim. Sonuna kadar bağırıyorlar, takımı destekliyorlar. Fenerbahçe taraftarlarına da tebrik ediyorum. Sizlere de tebrik ediyorum Fenerli kardeşlerim. Umarım kanalımıza katılırsınız siz de. Beni atarsınız Onur'un dediği gibi. Artık inşallah biz de bir 3-5 bir şeyler atarız diyorum. Önümüzdeki haftalarda öyle. Sungur. Yalnız bir şey daha ekleyeceğim hemen. Özür dilerim. Biz geçen hafta Konya'ya 3 gün önce 70 dakika çok zorlandık. Gerçekten bak şimdi belki Galatasaraylılar bana kızacaklar ama... Apo Kerim'in golüne kadar biz çok zorlandık. 70 dakika. İstatistiklere de baktım. Bizim 70 dakika zorlandığımız takıma bugün Fenerbahçe hiç top oynatmayıp 45 dakikada 5 gol atmış, tekrardan alkışlıyorum. Şurada var. Galatasaray'ın çok eksiği vardı ama. Onda evet, bizim de eksiklerimiz vardı ama Konyaspor da sonuçta Real Madrid değil. Ligimizin evet, yani alt takımlardan Galatasaray Fenerbahçe'ye göre. Sözü sana bırakayım, çok konuştum. Arkadaşım çok teşekkür ederim. Ben Fenerbahçe'nin bugün Konyaspor'a 0.07, 0.05'e falan da düşmüş olabilir bir gol beklentisi verdiği bir oyunla karşılaştık. Fenerbahçe'nin 3.34 gol beklentisi olduğu bir oyunla karşılaştık. Öyle mi? İlk yarı mı? Yani, ilk yarı pardon. İkinci yarı biraz düşmüş olabilir o, belki bilmiyorum ama muhteşem bir ilk yarıydı. İkinci yarı biraz artık hoca dedi herhalde bunlar salağa benziyor. Girin 2-3'ne de siz atın skor kalsın falan. Ya ben bir futbol sever olarak arkadaşlar bakın Beşiktaşlı 5-0-5'miş bu arada. Şimdi attım 5-0-5 XG. Oha. Ve 7 gol var. Oha. Yani oha. Oğlum ne oluyor lan yani bu? Öyle bir şey. Şey Bonucci gelmiyor mu ya? Şu an taraftar da Bonucci'yi bekliyorlar. Sen devam et kanka. Taraf şeyde tribündeydi en son İzmir'de. İşte onu indirmeyi bekliyorlar herhalde. Sen devam et. Vallahi ben bir futbol sever olarak gerçekten bugün ne kıskandım, ne hasetlendim, ne başka bir şey. Şöyle bir Fenerbahçe öyle güzel oynuyor, öyle güzel bir futbol oynuyor ki beni bile keyif etti. Yani hak ediyor ya. O sene bu sene hashtag yorumlarda o sene bu sene yazıyor arkadaşlar. Maşallah yazın Burak İnat, maşallah yazın siz. Kuştaşlık kazanacak oğlum. Kuştaş her zaman yanındayım. Fenerbahçe beni doğru kalmış yaptı. Bekleyin arkadaşlar, oğlum. Mayıs'ı bekleyin. Kurucumuz
Genç Fenerbahçeliler kurucusu Sefa Reis'i de yeniden ölümünün yıl dönümünde onu anıyoruz. Şu anda oyuncularımızın elinde Sefa Reis'in bayrağı var. Yeniden anıyoruz onu. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel grubu kurduğu için, bu güzel taraftar grubunu kurduğu için. Kadıköy'de kim varsa da bağıran herkese çok teşekkür ederiz destek veren. Eklemek istediğiniz bir şey varsa kapatıyorum. Tebrikler Fenerbahçe yani. Arkadaşlar yarın 5'te Sivas Spor Galatasaray maçını devam edeceğiz. O maçta devam edeceğiz. İnşallah bu yine bizim işimize gelen bir skorla biter. Yarın görüşmek üzere.